metafizik programı medyum arkadaşlarla, metafizik uzman arkadaşlarla belki işte 5-6 sene içerisinde çok fazla program yaptım. Çok fazla da arkadaşım var. Ama hep konuşulan o. Bu varlıkların yardımlarıyla varlık dediğin, vesvese, cinler, metafizik işte varlıklar. O da mesela onlarla ayrı beraber yapılan belli ritüellerle işte şu kılı, saçı, işte DNA'sından alınacak bazı malzemeler. Tabii burada her şeyi konuşamıyoruz ama biz onlarla ilgili çok program yaptık. Ben biliyorum, biliyorum. Bir bölüm bütün malzemeleri yığdık masaya. Hani o çıkan bebeklerden kaşıklara evet, kadar evet, yığdık. Biliyorum. Tabii bunlar sıkıntılı şeyler. Biz hani burada onun küfür olduğunu, dinden çıkardığını, lanetlendiğini anlatma anlamında. Çünkü insanlar evde buluyorlar. Muska buluyor, başka bir şey buluyor. Ne olduğunu da bilmiyorlar ve o kadar merdiven altına müsait bir şey ki herkese işte medet umma adı altında gidiyorlar ve yardım istiyorlar. Ciddi anlamda sıkıntı. Sonrasında musallatlar yaşıyorlar falan. Ama denilen şu, yani bir, o adamın standart bir kağıda yazdığı ya da karaladığı hani önemsiz dediğiniz o şeyle değil. O hakikaten bunlardan alınan destekle yazılan işte kaşıktır, odur budur bazı materyallerle onun aslında bir varlığın, metafizik varlığın da ona kilitlenmesi o büyünün üzerine. O hayali varlık. Bak şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bu varlıkların ne olduğunu kimse şu anda bilmiyor ve açıklayamıyor. Ama hangi hayalinde var? Mesela cinlerin mi? Cin dediğin şey dediğin. Çünkü cinin aslı nedir? Yani şey ateşten yarattığından bahsediyor. Ateşten yani, mi orada? Nevi var. Ateşten diyor ama şöyle mesela maricin minnar. Enerjinin salınan kısmından. Şey gibi olabilir. Hani ateş atıyorum çakmak çakarız ya. Hani üzerinde böyle mavimsi bir şey öyle olur. Bir şey manyetik değil. Benim alan. Anladığım onun öyle bir öyle şey bir değil. Enerji ateşin bak, üzerindeki o. Bu klasik yorumlarda. Klasik yorumlarda. Ateşten demiş ama ateşten nasıl bir şey olabilir? Hiç kimsenin de bir bilgisi yok yani. Aslında orada ateşten diyor ama şöyle, enerjinin yani aslında bu nükleer enerjiden bahsediyor. Nükleer enerjinin salınan kısmından. Bu şu demek, nükleer enerjinin salınan, çünkü mariç dediğin zaman başka bir ayette Rahman suresinde Maracel Bahreyn diye geçiyor. Ne nasıl çeviriyorsun onu? Şöyle çeviriyorsun. İki denizi salmış. Salınma demektir. Mariç salma. Yani salma şu, çaydanlık var. Çaydanlığın her tarafını kapat, altına ateşi ver, patlatır. Çünkü oradaki buhar basınca onu patlatır. Çaydanlığın bir yerinden bir delik bırakıyorsun ki oradan o buhar çıksın, denge kurulsun. Salınma bu. Atomda da aynı şey var. Atomun içinde, çekirdek kısmında nükleer enerji var ve oraya sıkıştırılmış durumda. Ama o enerji orada sabit değil. Bir yerden besleniyor. Yani kuantum temelinden sicim teorisi bunu anlatıyor. Oradan besleniyor. O enerjinin bir kısmı dışarıya çıkması gerekiyor. Bu çıkan kısma nötrino deniyor. Şimdi konumuzdan saptık ama bak buraya geldi. Yani fena değil. Güzel de bir yere güzel geldi. Güzel gidiyor hocam. Güzel tamam. Diyor. Şimdi bu çıkan kısma nötrino deniyor. Hı-hı. Bu nötrino antimaddeden çıkana verilen isim. Maddenin atomundan çıkana verilen isim antinötrino. Bak burası da çok enteresan. Şimdi o zaman nötrino antimaddeyi temsil ediyor demek. Antimadde ne demek? Biz burada göremiyoruz ama bizim atomumuzun içinde sıkıştırılmış yanında bir nötron var. Nötron. Yani bizim aslında atomumuz da bir nötronmuş. Çıkmış, proton orada kalmış, elektron da buraya gelmiş, açılmış. Bu taraf açılmış. Öbür taraf açık olabilir mi? Olabilir. Bize kapalı görünüyor. Ama orada da bir antimadde dünyası olabilir. Bu şu demek, senin ikizin demek. Aynı senin gibi, benim gibi. Herkesin bir karini var diye ayetlerde de geçer, hadislerde de geçer. Ama işte karinden bahsedilen yine bir cin, bir varlık. Ama biz ona cin diyoruz da bak cini anlatıyorum ben. Cin aslında öyle bizim hayal ettiğimiz gibi buraya gelip de... Hocam şu an bütün cin literatürüne bambaşka bir yere gittik. Hepsi zaten bunların şeyi. Ama Kur'an'da şimdi ateş, mesela su, toprak, ateş bunlar sabit bilinen şeyler değil midir? Kur'an'da cinlerin ateşten yaratıldığı bariz, net ayetler. İşte hatta İblis diyor yani ben ateştenim, o topraktan, ben üstünüm diyor mesela. Orada bile ateşi ayırt ediyor orada. Tamam. O zaman ateşin karşılığını, Rahman tamam belki suresinde... kimyasal olarak konuşabiliriz ama ateş bildiğimiz bir ateş kavramı öyle, değil mi? Öyle ateş değil bak. Min maricin min nar. İşte yani ateş diye çevrilen şeyi söylüyorum. Sen çevirilerden bana anlatıyorsun. Ben orijinali söylüyorum. Orijinalde şu... ve halekal canne min maricin min nar. Rahman suresinin ayeti. Şimdi canları da yani cinleri de yarattım. Min maricin min nardan ne demek bu? Min maric salınan kısmından narın. Nar nedir?
enerji dediğimiz şey. Enerji de kuvvetin bu taraftaki tezahürü. Yani bütün maddenin kaynağı. Ama hocam siz dedik ya bizden de olan, hatta Karin de bizim içimizde dediniz ama evet. O zaman narla toprağı niye ayrı o zaman farklı nasıl? Yerlerde beyan etmiş? İnsanın yaratılışından, topraktan, çamurdan bahsederken tamam işte, nar kelimesini kullanmamış orada hiç. Enerjiyi kullanıyor ama enerjiden ama ne anlamamız gerekiyor? Ama ateş olarak kullanmış. Enerjinin bu taraftaki tezahürü değil o. O enerji dediği, benim biraz önce anlattığım atomun içine sıkıştırılmış olan enerjinin salınan kısmından diyor. Salınan kısmından unutmamak lazım. Sen şimdi bir ateş çakmak yakarsan onun içinde cin var diyemezsin. O başka bir şey. Hani yani, o zaman toprakta, hani baktığımızda toprağa bu insan diyemeyiz. Toprakta şu, enerjinin yavaşlamış ve üst üste yığılmış halidir. Toprak dediğimiz şu, yani bütün her şey, mesela bu kütle şeylerini açmamız lazım şimdi burada. Yani Einstein'ın kütle... Bugün çok değişik bir metafizik. Yok şöyle yani. Şimdi, yani toprak dediğin şey, diğer element dedikleri, yani elementler dizisi, mesela hava, su, toprak değil mi? Bunların hepsi safhalardır. Bu safha da enerjinin safhalarıdır. Yani enerji yavaşladığı zaman ve üst üste yığıldığı zaman toprak olur. Toprak dediğin atomdur. Atomu anlatıyorum ben de zaten. Hı hı. Toprağı anlatıyorum yani. Şimdi atomun içinde bu enerji sıkışmış halde. Her şeyin atomunun siz içinde. En temele geldiğinizde atomdan yola çıkarsak ondan sonra işte toprağı, ateşi, onları ayırabiliriz diyorsunuz. O zaman öyle anlıyoruz. Yok zaten sen en toprak dediğin zaman benim anlattım. Toprak ya atomu anlattım. Hı hı. Atom dediğim şey enerjinin yavaşlamış ve üst üste yığılmış hali. Toprak oluyor. Toprak deyince atomu anlıyoruz zaten. Şimdi bu atomun salınan kısmından dediği için o zaman biz bunu antimadde anlamamız lazım. Çünkü salınan kısmı nötrino. Nötrino nereden geliyor? Antimaddeden geliyor. O zaman şöyle düşüneceğiz. Bizimle kesinlikle arasında berzak olan bir antimadde dünyası anlamamız lazım. Bir varlıkların olduğu, yine varlık olarak. Aynı bizim çizdiğimiz gibi bir dünya düşün. Ama bizle bağlantısı yok o zaman. Bağlantısı yok. Şöyle bak. Tamam. Berzak diyor zaten, bak bu Rahman suresini bilmek lazım. Rahman suresi baştan sona bu varlıklarla bizim aramızdaki dünyanın benzerliklerini ve arada nasıl bir ama şey hocam, olduğunu anlatıyor. Peki, araya giriyorum ben ara ara ama çünkü hızlı geçiyoruz ya, o şeyi atlamayayım diye. Şimdi berza evet başka bir alem. Oradaki alem kısmına hani acaba boyut mu desek? Çünkü bizim şu an yaşadığımız dünyada da yaşıyorlar antimadde, aynı zamanda. Antimadde. Tamam. Aynı o şekilde ama şu an burada da var belki binlerce. Aynı boyut içerisindeyiz ama arada berza var. Berza zaman farkı demektir. Hı hı. Zaman farkı olduğu için onlar buraya hiçbir şekilde etki edemezler ve fiziksel olarak burada bulunamazlar. Çünkü antimadde ile madde karşılaştığı zaman birbirini yok eder. Enerjiye dönüşür tekrar. Onlar da yok olur, sen peki, de yok olursun. Peki biz bu akşam metafizik konusu biraz böyle uzayacak fark gibi etmez. Ama ben sevdiğim konular. Konunun gibi öğrenilsin, anlaşılsın. Öyle da. Gitsin, aynen öyle. Tabii. Ama dediniz ya müdahale edemez, değişemez. Peki fizik değiştiren, bedene giren onlar hep varlıklar. O kişilerin anlatımları ya sahte bir şey anlatıyorlar. Yani o bedene girmesi mümkün değil mi? Ya da bir hayvana... Yok. Zaten girmesi, senin bedeninin içinde. İçinde yani atomdan başka bir şey. Kariyemden bahsediyor. Ama hocam bedenimizin içinde dersek bizim içimiz olan bir varlıktan bahsetmiş oluruz. Yok, o zaman şey olur. Için. Hani ben insanları ve cinleri bana kulluk etsin diye yarattım. Ayetine onlar başka bir varlık olduğunun dışına çıkarırız. Sorumlu zaten işte. O yüzden sorumlu ya. Onlar da sorumlu. Yani onun için anlatıyor onu. Ayırıyor. Ama ikisini. Bizim içimizdeki olay başka bir yere gidiyor. Şimdi bak bu işi kainatın büyük patlamayla başlangıcı araştırıldığı zaman bu büyük patlama teorisinde baştan bu antimadde teorisi yoktu. Hı hı. Antimadde sonradan eklendi. Bu nasıl eklendi? Laboratuvarda iki tane foton ışınını çarpıştırdılar. Çok hızlı bir şekilde zaten ışık hızıyla gidiyor. Çarpışınca bunlar dikey olarak elektron çıkarttı. Çıkan elektron biraz gittikten sonra normal bizim bu maddenin elektronlarıyla çarpışınca tekrar fotona döndü. O zaman dediler ki bu nereden geliyor? Burada artı bir madde çıkıyor. Bunu antimaddeyi bu şekilde buldular. Laboratuvarlarda bulunuyor bu. Bu tespit edildi. Şimdi o zaman bu büyük patlamaya antimaddeyi eklediler. Bu kainatın daha başlangıcında, ilk saniyenin kesirlerinde. Bunlar birbirine gelip birbirlerini yok ettiler ve madde
Ona bir baryon deniliyor galiba. Tam şimdi şeyini, kavramını yanlış söylemeyeyim. Mesela 1000 tane antimadde 1000 tane maddeyle çarpışınca birbirlerini yok ediyor. 1 tane fazla olduğu için madde bu tarafta. O tarafta da antimadde fazla. Ayrılıyorlar. Bizim bu 1000 taneden 1 taneyle bu kainatın bu tarafı oluşuyor. Öbür tarafta da aynı şekilde antimadde kainatı oluşuyor. Ve bunlar birbirinin içinde. Ama zaman farkı var aralarında. Birbirleriyle iletişimleri yok. Ama bu iletişim değişik şekillerde oluyor mudur, olmuyor mudur? Ama bu sadece böyle fiziksel olarak... girersek yani fizik boyuta geçip yani silüet kısmına geçersek anlamında yok mudur öyle bir silüet? O işte gördüğü hologramik bir görüntü olabilir. Belki onların... Bizzat o varlığın görüntüsü değil mi? O varlığın görüntüsü değil. Hologramik şaşırtıcı görüntüler. Reklam arasına gideceğiz ama ben size bariz gerçek cin resmi gösteririm hocam. O fark etmez, istediğini göster. Ama o gösterdiğin şey o değildir yani. O bir şekilde hologramik bir görüntü bu tarafa etkiliyor olabilir. Ona bir şey demiyorum. Yani o şey gibi. Çünkü yani şöyle ayetler var. Kafasında düşündüğü belki şey mi acaba? Hani o kişinin halüsinasyonu olabilir. Oraya yansıtılmış başka bir şey olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Öbür taraftan da bu tarafa bir hologramik görüntü veriliyor olabilir. Çünkü neden? Sizin göremediğiniz yerden onlar sizi görür dedikleri evet. için. Yani böyle bir şey var. Ayet var. Şimdi bu ayete göre demek ki oradan bu taraf izlenme imkanı var. Bizim de bunu araştıran bilim adamları olduğunu biliyorum. Çünkü bu nötrino astrolojisi diye astronomisi diye bir konu üzerine çalışılıyor. Bunu neden çalışıyorlar? Bu şu anda bütün kainatta veya dünyanın bir tarafında böyle bir ayrı bir alem var mıdır, yok mudur? Bunu izleyebilmek için nötrino çünkü hiçbir şeyle etkileşmiyor. Mesela güneşten şu anda nötrino salınıyor. Bizim ayağımızın altından geliyor gece olduğu için. Gündüz de başımızın üstünden geliyor. Bizle hiç etkileşmeden, maddeyle hiç etkileşmeden geçer gider uzaya dağılır. %7'si hemen hemen güneşin nötrino olarak salınıyor. İşte bu nötrinoyu diyorlar ki öbür alemin bu parçacığı olduğu için öbür alemi bu izlemekte yani böyle bir astronomi bulunabilir. Bunu araştırıyorlar zaten. Öbür alem izlenebilir mi? Belki onlar bizi izliyor olabilirler. Çünkü antinötrinoyu keşfetmiş olabilirler. İzliyor olabilirler ve bu tarafa bazı etkiler gönderiyor biz olabilirler. Biz de izleyebiliyor muyuz acaba? Görebilir miyiz? Devam edelim reklamdan sonra görürüz hocam. Biz göremiyoruz.